17 bülteni ile birlikteyiz. 17 bültenimize hemen sıcak gelişmelerle başlıyoruz. Bildiğiniz üzere AKP çeşitli illerde kongreler düzenliyor. Bunların bugünkü ayağı Denizli'ydi. Denizli'de bir yandan başbakan kendi partilerine hitap ederken bütün Denizli'nin alanlarında da TGB'nin pankartları vardı. Bir Denizli'de neler oluyor? Önce Aydınlık Denizli muhabiri Hüseyin Mercan'a bir dönelim. Orada bugün içinde neler yaşandı? Onun ardından da İlker Yücel stüdyomuzda olacak. Türkiye Gençlik Birliği'nin başkanı ve onunla da günün değerlendirmesine Denizli'de yaşananları onların cephesinden, gençlerin cephesinden nasıl bakıldığını değerlendirmeye çalışacağız. Hüseyin Mercan, yayınımıza hoş geldin. İyi yayınlar Can. Hoş gördük. Bugün Denizli'de neler yaşandı? Başbakan geldi mi? Toplantısını gerçekleştirdi mi? O sırada şehir merkezinde neler yaşandı? Senden dinliyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan şu anda Denizli'de açılışlarını yapmak ve AKP İl Kongresi'ni yapmak üzere miting alanında. Buradan çok sayıda bizim binamızın bulunduğu yerden de çok sayıda güvenlik görevlisi bizim binamızı ve İşçi Partisi binası bizim hemen üstümüzde buralarda geniş güvenlik önlemi almış durumda. Diğer yerlerde TGB'nin bulunduğu binanın olduğu yerde geniş güvenlik önlemleri var. Diğer yerlerde herhangi bir güvenlik önlemi görülmüyor. Bu iki gün önceden başlamıştı. İşçi Partisi il binasına gelen polisler buradan pankart asarsanız işte orada görevli arkadaşı tehdit etmişlerdi. Pankart asarsanız sorumlu sen olursun gibi tehditlerde bulunmuşlardı. Tabii bunlara inanmadılar. Bugün, dün de iki genç, Pamukkale Üniversitesi öğrencisi iki gencimiz üniversiteye giderken motosikletler durdurulup gözaltına alındı. Avukatların müdahale etmesiyle serbest bırakıldı. Bu sabahtan itibaren de yine yoğun güvenlik önlemleri panzerlerle bina çevrelerinde, valilik etrafında geniş güvenlik önlemleri alındığı dikkat çekiyor. Buna rağmen bütün bu önlemlere karşın TGB'leri durdurmak mümkün olmadı. TGB binasından salladıkları bir pankartla henüz bütün kaleler zapt edilmedi, biz varız pankartını astılar. Daha sonra ellerindeki başka pankartlarla yakalandılar. Şu anda 9 TGB'li gözaltında. 9 TGB'li gözaltında, öyle mi? Evet, şu anda evet, sabahtan bu yana 5-1, 4-1 bu toplam 9 kişi şu anda gözaltında. Bize ulaşan bilgilere göre. Pankart açtıkları için mi sadece gözaltına alındılar? Evet, evet, pankart açtıkları için. Pankart açacakları için hatta. Yani açmadan da yakalananlar oldu. Ancak TGB'liler bu pankartlarında ilginç pankartları var. Yani biz pankartta bir şey yok dedik ama inanmadınız, ne oldu şimdi gibi yazılar çıktı. Bu da mı gol değil memur? Mı gezdiler Denizli'de? Evet, evet, evet. Ancak şimdi son bir pankartları var. Yani bunu diyor ki, bunu en son sürpriz yapacağız. Tayyip Erdoğan'ın mitingi de şu anda bitmiş. Denizli merkezine doğru, valiliğe doğru geldiğin bilgisini aldık. TGB'ler de buralarda bu pankartı mutlaka açacağız diyorlar. Pankartlarında bu topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez olduğu yazısının olduğunu öğrendik bize gelen bilgilere göre. Asıl bir pankart var anladığımız, o asıl pankartta evet. Ne yazıyor bir kez daha alalım sizden. Bu topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez pankartını açmaya çalışacaklar gençler, öyle mi? Evet, şu anda ellerinde olduğunu öğrendik, açmaya çalışacaklarını duyduk. Bu bize gelen duyum böyle. Peki Hüseyin Mercan, anlaşılan gözaltı sayısı artacak o zaman ilerleyen dakikalar, evet. Öyle gözüküyor. Hüseyin Mercan, evet. Aydınlık Denizli muhabiri, Denizli'de gün içinde yaşananları bize anlattı. Gençlerin cephesinde neler oldu? Nesnel bir gözle bize Hüseyin Mercan anlattı ama Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı İlker Yücel stüdyomuzda bugün 9 TGB'li arkadaşınız sanıyorum gözaltına alındı. Az önce de onu duyduk. Bir asıl pankart mevzusu var. O nedir? Bir onun ayrıntısını sizden alalım. Galiba gözaltılar sürecek çünkü. Evet. F tipi polisle TGB'ler arasında çok ciddi bir taktik savaşı yürüyor her ilde. Öyle mi? Evet. Taktik savaşı mı diyoruz? Taktik savaşı. Çünkü daha önceden o ile bir AKP'li bakan gideceği zaman önceden gözaltılar yapılıyordu. Bu sefer de onu yapmaya çalıştılar ama açıkçası TGB'ler ele geçmedi bu sefer. Farklı bir metot uyguladık ve
Açıkça da pervasızca tehdit ettiler. Geldiler. Burada Tayyip Erdoğan bulunduğu sürece de pankart açılmayacak dediler. Evet. İki gün önce bu tehdidi bize de ilettiler. İşçi Partisi'ne de ilettiler. Başka siyasi kurumlara da ilettiler. Şimdi burada arkadaşlarımız hemen şunun planını yaptı haklı olarak. Pankart yani öyle bir tehdit ki bu. Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de bulunduğu sürece siz sokağa çıkmayacaksınız diyor. Neden? Suçları, günahları çok büyük olduğu için bunu haykıracak bir enerji çok hızlı güç toplar. Esas tedirginlikleri de bu zaten. Burada onların yaptığı işte saldırganlığa karşı ince mesajlar verelim dedik. Onlardan birisi şu. Arkadaşlarımızın elinden pankart bir bezi almaya çalıştılar. Basının önünde arkadaşlarımız bu pankartta bir şey yok sözünü söylemelerine rağmen zorla polis pankartı açtılar. Umarım onun görüntülerini de izleme fırsatımız olacak. O pankartta da şu yazıyor. Pankartta bir şey yok dedik ama inanmadınız, ne oldu şimdi? Şimdi birinci golümüz buydu bugünkü. İkincisi esas pankartın peşine düştü. Çünkü TGB Denizli yöneticileri bir pankart açacağız ve esas pankartımız olacak deyince tabii F tipi polisler bunun peşine düştüler. Ama ikinci pankartta esas pankart değildi. Şu yazıyordu. Denizli kazansız kepçe, asıl pankart nerede diye yazıyordu. Böylece merakları daha da artmış oldu. Üçüncüsü ise yine orada da siyasi bir mesaj bekliyorlardı ama o üçüncü pankartımızda da bu da mı gol değil memur bey diye yazıyordu. Umarım ana haber bültenine yetişir bunun görüntüleri. En sondan bir pankart önceki pankart şuydu. TGB Denizli binasına zorla girmeye çalıştı polisler. Çünkü pankartların oradan dağıtıma verildiğini tespit ettikleri için hatta kapıyı kırmaya çalışıyorlardı en son arkadaşların bize verdiği bilgi. Orada da açılan pankart oğlum bak git pankartıydı. Bunu bu sanal alemi yıkan bir evet, slogan galiba. Sonunda. Gençlerin de bu aralar çok kullandığı cümlelerden birisi oğlum bak git pankartı. Ve en son az önce Aydınlık muhabirinin de temsilcisinin de söylediği gibi en son siyasi mesajımız ve esas vurgumuz bu topraklarda Mustafa Kemal'lerin yenilmeyeceği mesajıydı. Bu Denizli pratiği şunu gösterdi. Türkiye Gençlik Birliği'ni kontrol etmeleri mümkün değil. Çünkü çok uzun süredir siz de sıklıkla aktarıyorsunuz. TGB yöneticilerini gözaltılarla yıldırmaya çalıştılar. Bakınız bizim son 2 senedir 500'ü aşkın yöneticimiz gözaltına alındı ama gözaltına giriyor arkadaşlarımız, ne yapmış oluyoruz? Zabıtları da geçirmiş oluyoruz. Bu adamlar Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıdır. Aynı zamanda cumhuriyet yıkıcısıdır. Bunlar sanat düşmanıdır, gazeteci düşmanıdır, fikir düşmanıdır. İşte Silivri ile herkesi tehdit ederler ve faşizme götürüyorlar Türkiye'yi. Bu gerçekleri bizim aktarmamızı bir türlü engelleyemediler. Bundan sonra da engelleyemeyecekler. Ben Denizli'deki arkadaşlarımı, teker teker arkadaşlarımızı kutluyorum ve Türkiye Gençlik Birliği'nden daha güzel sürprizler içinde seyircileri şimdiden duyuru yapmış olalım. Sürprizler devam edecek. Asıl pankart içeriğini anlattık ama açıldı mı şu an? Yani yok. Çünkü orada yok. Bir nerede açılacağını ben de bilmiyorum. Size de sürpriz olacak. Evet. Peki ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bize vakit ayırdınız. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı sevgili İlker Cücel Denizli'de bugün yaşananları bize böyle özetledi. Tekrar teşekkürler. Teşekkür. Gündeme dönüyoruz. Gündem tabii okullar. Bugün karne aldı, karne heyecanı vardı ama bir anda da 4+4 konusu gündeme bir anlamda oturdu çünkü daha ne yeni döneme bir hazırlık vardı. İçten içe giden tabelaların değiştiğine dair bilgiler, okulların önünde veli ve öğrencilerin eylemleri vardı. Hükümet yasayı çıkarttı. Milli Eğitim Bakanı kitapçık yayınladı ama 4+4+4 denilince yurttaş acaba ne anlıyor? Kesintili eğitim sistemini ne kadar biliyor? Şimdi Rize, Trabzon ve İzmir'deki yurttaşların 4+4+4'ü nasıl algıladıklarını ekranlarınıza getireceğiz. Lütfen röportajları dikkatle dinleyin diye de uyarıyoruz. 4+4+4 kesintili eğitim sistemi sorulunca kimi yurttaş 3 tane 4'ü toplayıp 12'yi buldu. 4, 8, 12 kardeşim. 12 yıl. Başka bir şey gelmiyor. 4+4+4 aklıma. 4+4+4 12'den başka bir şey gelmiyor. Bu 4+4+4'ten hiçbir şey anlamadı. Sadece topluyoruz hani. 4+4+4 12'dir. Kimisi de yeni eğitim sistemini böyle tiye aldı. 4+4+1+4 daha
bir 8 daha eklesin, bir 16 daha eklesin. Kimi ise sisteme tepkiliydi. Ben 4 artı 4 artı 4 sistemi denince aklıma karışık olanın eğitim sisteminin iyice karmaşıklaşması geliyor. Yani bir ülkede eğitim sistemiyle bu kadar oynanmaz. Vallahi görüyorsunuz çocuk daha oyun çağında. Böyle yemek bile yediremiyor anneannesi. Bu çocuğu okula gittiği zaman düşünebiliyor musunuz siz? Düşünemiyoruz değil mi? İmam Hatip liselerinin önü açıldı. İş bulmada torpil daha çok geçerli olacak. Çocukların İmam Hatip'lere yönlendirilmesi. 4 artı 4 artı 4'lük sistemi savunanlar da vardı. Eski sisteme göre çok daha iyi olacağını düşünüyorum ben 4 artı 4 sisteminin. Çünkü seçmeli dersler fazlalaştırıldı. Ve okullardaki eylemler. Okullarda bugün karne heyecanı vardı. Okul önlerinde ise eylem. 4 artı 4 artı 4 kapsamında okulların İmam Hatip'e dönüştürüleceğini öğrenen öğrenciler ve veliler eylem yaptı. 17 milyon öğrenci bugün karne aldı. Bu yılki karne heyecanına bir de eylemler dahil oldu. İstanbul'da birçok okulun önünde protestolar vardı. Şişli'deki 19 Mayıs İlköğretim Okulu da eylem yapılan okullardan biri oldu. Okullarının İmam Hatip'e dönüştürüleceğini öğrenen öğrenciler ve veliler yürüyüş yaptı. Kimse koyma okuluna sahip. Bu okulun burada ilkokul olarak kalmasını istiyorum. İmam Hatip olmasını hiç istemiyoruz. Çağdaş bir eğitim görmek istiyoruz. Atatürk ilkelerini devam ettirmek istiyoruz. Adana'da da eylem vardı. Devlet Su İşleri Baraj İlköğretim Okulu'nun kapatılıp yerine İmam Hatip yapılmak istenmesine veliler tepki gösterdi. Çocuklarımıza okulumuza dokunulmasını istemiyoruz. Öğretmen değişecek, arkadaşları değişecek. Bu çocuklar için de bir etki. Devlet Su İşleri Okulu'nun İmam Hatip olacağını duyduk. Çocuklarımız o gündür bugündür doğru dürüst ders bile çalışamıyorlar. Okulumuzun İmam Hatip olmasını istemiyoruz. Biz bu okula çok emek verdik. Her şeyini biz yaptırdık. Devlet yaptırırken neredeydi İmam Hatip olurken çıktı ortaya. Ve tekrar başka bir okula gitmek istemiyoruz. Okulumuz bizim yuvamız sayılır. Biz okulumuzu bırakmak istemiyoruz. Okulumuza biz o kadar para verdik. Okulumuzdan ayrılmak istemiyoruz. Öğretmenlerimize, arkadaşlarımıza alıştık. Okulumuzu İmam Hatip yaptırmayacağız. Okullar tatile girdi. Milli Eğitim Bakanlığı 4 artı 4 artı 4 için düğmeye bastı. Bakanlık valiliklere gönderdiği genelgeyle ilkokul, ortaokul ve lise planlamalarının acilen yapılması talimatını verdi. Büyük olasılıkla öğrenciler bugün karne aldıkları okullara gelecek sömestr başında dönemeyecekler. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, valiliklere gönderdiği genelgeyle 4 artı 4 artı 4 kanunu kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise planlamalarının acilen yapılması talimatı verdi. Sayın Müsteşarım, Sayın Valiyim. Bu nedenle bugün karne alan 17 milyon öğrenci yeni dönemde karnelerini aldıkları eski okullarına dönemeyebilir. Önümüzdeki yıl 5. sınıfa başlayacak öğrenciler ortaokul olarak belirlenen okullarda eğitimlerine devam edecek. 1. sınıfa başlayacak öğrenciler de ilkokul olarak belirlenen okullara sadece e-okul üzerinden kayıt yaptıracak. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, okul planlamaları konusunda yayımladığı ve 81 il valiliğine gönderdiği genelgede zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun kapsamında ilkokul, ortaokul ve lisenin bağımsız olması, ortaokulun ilkokul veya liseyle birlikte kurulmasına mümkün olabileceğini belirtti. Dinçer genelgesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve İmam Hatip ortaokullarının açma, kapama, ad değiştirme, planlama gibi işlemlerin valiliklerce yapılacağını kaydetti. Dinçer genelgesinde yeni sisteme ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verdi. Yeni Ergenekon davasının 4. duruşmasında İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Erkan Önsel savunmasını yaptı. Önsel iddiaların tamamının İşçi Partisi'nin yasal ve meşru faaliyetleri olduğunu vurguladı. Tayyip Erdoğan ve Remzi Gür arasındaki 20-25 gönder ifadesini hatırlatan Önsel, neden böyle gizemli ifadeler kullanılıyor diye sordu. Yeni Ergenekon davasının bugün görülen 4. duruşmasında İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Erkan Önsel savunma yaptı. Yasal parti faaliyetlerinin suç sayıldığını anlatan Erkan Önsel, iddialar arasında Tayyip Erdoğan'la Remzi Gür'ün telefon konuşmasını açıklamanın da bulunduğunu hatırlattı. Önsel bu alışverişin basit bir olay olmadığını, gizli bir hesap olduğunu söyledi. Ortada gizli bir kasa var.
Tayyip Erdoğan gizli kasasına talimat veriyor. 20-25 gibi gitmesi lazım diyor. Bir başbakan çocuğuna nasıl para gönderir? Banka hesabını sekreterine verir, hesabından çocuğunun hesabına para çıkartır. Bu kadar basittir. Böyle gizemli ifadeler niçin? Tayyip Erdoğan'ı yıkacağız! Abdullah Gül'ü yıkacağız! Telefon dinlemelerinin büyük çaplı işler olduğunu vurgulayan Önsel, bunu ancak Gladio'nun yapabileceğini belirtti. İşçi Partisi tarihi Gladio ile mücadele tarihidir. Türkiye'ye Gladio'yu biz öğretmişiz. Savcımız Gladio'nun faaliyetini bizim sırtımıza yıkmaya çalışıyor. Önsel, iddianamedeki Cumhuriyet mitinglerinin organize edilmesinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü anlaşılmıştır ifadesini, keşke bu organizasyonların merkezinde görev alabilseydik, ne kadar iyi olurdu. Mecliste halkçı, devrimci, Atatürkçü bir çoğunluk sağlardık sözleriyle değerlendirdi. Talat Paşa Komitesi'nin yürütme kurulunda yer aldığı iddia edilen Erkan Önsel, komite faaliyetlerinin suç sayılmasını eleştirdi. Talat Paşa Komitesi hemen hemen bütün siyasal partilerin, sendikaların, kitle örgütlerinin, seçkin aydınların yer aldığı vatan savunması programı temelinde mücadele eden Büyük Türkiye platformudur. Faaliyet milletin ve bütün dünyanın gözü önündedir. Talat Paşa Komitesi milletimizin yüz akıdır, ulusal gururumuzdur. Onu silahlı terör örgütü kapsamında ele almak ağır bir hakarettir. Başbakan Tayyip Erdoğan, Suriye'de bir Yemen modeli uygulanabileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler'de bazı ülkelerin Beşar Esad'ı koruduğunu ifade eden Erdoğan, Esad'la 7,5 yıl boyunca ilişkilerimiz iyiydi ancak Esad sözünde durmadı dedi. Kimler yardımcı oluyor onları da zaten biliyorsunuz. Başbakan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Kalema Montlante ile görüşmesinin ardından Suriye konusunda açıklamalar yaptı. Erdoğan, Suriye'de Yemen modeli uygulanabileceğini söyledi. Yani Yemen modelinin üzerinde düşünülebilir, konuşulabilir. Ama Yemen modelinde biliyorsunuz Beşar Esad'ın görevi bırakması gerekiyor. Şu anda Beşar Esad'ı buna hazırladılar mı, hazırlamadılar mı onu da bilemem. Tabii nasıl bırakacağı da çok önemli. Yemen modelinde bazı bu noktada sıkıntılar var tabii. Ama Yemen modeli şu andaki duruma göre masaya yatırılabilecek bir modeldir. Üzerinde konuşulabilir, tartışılabilir. Erdoğan, Suriye yönetiminin bazı ülkeler tarafından korunduğunu savundu. Gerek Çin seyahatimde, gerek İran seyahatimde, gerekse Rusya ile yaptığımız telefon görüşmelerinde bunları kendileriyle de konuştuk. Bu araya bir Rusya görüşmesi sığdırabilirsek onu yapacağız. Aksi takdirde G20'de bunları da Sayın Putin'le görüşeceğiz. Beşar Esad'la önceleri iyi ilişkiler yürüttüklerini söyleyen Erdoğan, Esad'ın tavrı nedeniyle ilişkilerin bozulduğunu iddia etti. Aslında bizim son 7-7,5 yıldır Suriye ile aramızda gayet güzel ilişkiler var. Gel gör ki Beşar hiçbir zaman sözünü yerine getirmedi. Ve bu süreç içerisinde sözünü yerine getirmeyen Beşar, şimdi de halkına zulmederken biz bunu görüyoruz. Erdoğan, Esad hükümetinin yıkılacağını söyledi. Tankla, topla mahalle aralarına varıncaya kadar gireceksiniz ve halkınızı onları öldürerek susturacaksınız. Ve tabii ki ölen insan susmuştur. Beşar Esad gidicidir. Burada kalamaz. Er veya geç gidicidir. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP ve CHP'nin Kürt meselesi konusunda yaptığı toplantıdan memnun olmadığını açıkladı. Ortada net bir açıklama göremediğini belirten Demirtaş, barış için bir an önce askeri operasyonlarda PKK'nın silahlı faaliyetleri de durmalıdır dedi. Kimler yardımcı oluyor onları da zaten biliyorsunuz. Başbakan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Kalema Montlante ile görüşmesinin ardından Suriye konusunda açıklamalar yaptı. Erdoğan, Suriye'de Yemen modeli uygulanabileceğini söyledi. Yani Yemen modelinin üzerinde düşünülebilir, konuşulabilir. Ama Yemen modelinde biliyorsunuz Beşar Esad'ın görevi bırakması gerekiyor.
Başbakan altını çizdiği için bir kez daha o bölümü ekranlara getirmiş gibi olduk. Şimdi az önce sunduğumuz haberi tekrar edelim. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan görüşmesi biliyorsunuz çok tartışılıyor. Ama nedense BDP bundan pek hoşnut değil. İşte onu açıkladığı basın toplantısına dönüyoruz. Bu görüşme öncesi ve sonrası yapılan açıklamalar ya kafaların karışık olduğunu ya da kafaların karıştırılmak istendiğini gösteriyor. Ortada net bir açıklama, her iki partiden de tutarlı ilkeli bir açıklama göremedik. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş mecliste basın toplantısı düzenledi. Demirtaş'ın gündeminde de Kürt meselesini çözmek için yan yana gelen AKP ve CHP ile bu görüşmelere katılmayan MHP vardı. Barış gibi hayati önemli bir konuyu, vicdani ahlaki bir konuyu getirip Milliyetçi Hareket Partisi'nin iradesine ipoteklemek son derece yanlış bir anlayıştır. MHP olmazsa bu ülkeye barış gelmeyecek mi? MHP evet demeyene kadar akan kan durmayacak mı? Yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki ortada bir barış arayışı yok. Ortada AKP'nin yürüttüğü savaş politikalarına destek arayan, payanda olmaya çalışan bir girişim var. Demirtaş kanı durdurmanın en etkili yolunun silahları susturmak olduğunu belirtti. Bir an önce askeri operasyonlar da PKK'nın silahlı faaliyetleri de durmalıdır. Silahla sorunu çözme yöntemi dışında diyalogla ve müzakereyle sorunu çözme konusu neden açıkça ifade edilmiyor? BDP Genel Başkanı görüşmeden memnuniyetsizliğini dile getirdi. Bu şekilde net bir duruş ortaya konulmadan hükümetin çözümsüzlük politikasına veya politikalarına payanda olmak dışında hiçbir şeyin yapılamayacağını görüyor. Ankara'da Rauf Orbay İlköğretim Okulu öğrencileri herkese duyarlılık dersi verdi. Keloğlan oyununu sahneleyen öğrenciler oyundan elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Ben bir garip Keloğlan, eşeğimin yok bana. Ankara'daki Rauf Orbay İlköğretim Okulu 2A sınıfı öğrencileri Keloğlan oyununu başarıyla sahneledi. Anam, canım anam. Oyundan sağlanan gelir okul müdürü Salih Yılmaz ve sınıf öğretmeni Gülay Baydar tarafından Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. Teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Şu an konuşmakta zorlanıyorum. Çok duygusal bir an gerçekten. Yapmış oldukları bu onurlu davranışlar bizi gururlandırırlar. Şehit Mehmetçiklerimizin yakınlarına, Gazi Mehmetçiklerimize çok büyük bir destek sağlayacak. Çok sağ olun. Osmanlı'yı işgali, kurtuluşu, cumhuriyeti görmüş, tarihimizin önemli olaylarına tanıklık etmiş İzmir Sporu'nun kalbi Alsancak Stadyumu TOKİ'ye devredilecek. Stadyumun 2 yıl içinde yıkılıp alışveriş merkezi olacağını öğrenen Altay, Göztepe, Altınordu, Buca ve İzmir Spor taraftarı kol kola girdi ve statları için mücadeleye başladı. Alsancak tarihtir, hak edilemez. Lütfen buna duyarsız kalmayalım. İzmirli futbol severler için manevi değeri paha biçilmez olan Alsancak stadı tehlikede. İzmir'in ilk stadı olma özelliğini taşıyan ve efsanelerin top koşturduğu tarihi Alsancak stadı ticaret merkezi yapılmak isteniyor. Osmanlı'yı, işgali, kurtuluşu, cumhuriyet döneminin birçok önemli olayını görmüş. Bütün İzmir takımlarının tarihin yazıldığı yer. İzmirli spor severler karara tepkili. Merkezde artık değerlenen araziler üzerinde bulunan statları boşaltıp ranta peşkeş çekip statları, kamusal alanları, bu sadece statlar içinde değil, diğer kamusal alanları şehrin dışına sürmek gibi bir politika var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan da stadın yıkılıp alışveriş merkezi olmasına karşı. Burası kentin vazgeçilmez bir değeridir. Bu değer korunmalıdır. Konu meclise de taşındı. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a stadın TOKİ'ye devredilmesinin doğru olup olmadığını sordu. TOKİ kentin şehir merkezinde yer alan Alsancak stadına göz dikti. Alsancak stadının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2 Mayıs 2012 tarihinde imzalanan protokol ile Maliye Bakanlığı'na devredildiği ortaya çıktı. İzmir'in ilk stadı olma özelliğini taşıyan tesis yıkılıp ticaret merkezi haline dönüştürülecek. Hükümet cephesinden henüz yanıt yok. Ancak Alsancak stadının TOKİ'ye devri haberi bütün taraftar gruplarını bir araya getirdi.
eleştirdi. Bu sadece taraftarların sorunu değildir. Yani kulüplerimizin, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, gazetecilerin, odaların, medyanın, basının, yani bu herkesin sorunudur. 100 yıllık stada sahip çıkan taraftarlar kentin çeşitli noktalarına imza masaları açtı. Olur mu yani, yıkılıp da oraya bir gökdelen dikilir mi? Ne tarihler yaşadık burada. İzmir'imizin simgelerinden birisidir. Derdimiz İzmir'in tarihine, onuruna sahip çıkmaktır aslında. Alsancak Stadı'nın yıkılmasına karşıyım. Göztepe, Altay, Altınordu, Buca Spor, İzmir Spor, Damlacık Spor ve Taraftar Hakları Derneği yarın akşam 7'de Gündoğdu Meydanı'ndan Alsancak Stadı'na kadar yürüyüş yapacak. Sadece sporu seven insanlar değil, yaşamayı, hayatı seven, İzmir'i seven, İzmir'in değerlerine sahip çıkan insanların tümünü, hatta yani bayrakların, Türk bayraklarını alarak bu yürüyüşe davet ediyoruz. Öyle bülteninde sizlere duyurmuştuk. Aralarında çok sayıda sanatçının bulunduğu bir imzalı bildiri açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Başbakan Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine destek niteliği taşıyordu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan görüşmesine sinemacılardan destek geldi. Aralarında Tarık Akan, Rutkay Aziz, Altan Erkekli ve Cahit Berkay gibi isimlerin de olduğu sinemacılar yazılı bir bildiriyle Kılıçdaroğlu-Erdoğan görüşmesinden umutlu olduklarını duyurdu. Türkiye'nin bölünmesini hazırlayan yeni anayasa üzerine Kılıçdaroğlu'nun akil adamlar planının konuşulduğu Erdoğan-Kılıçdaroğlu görüşmesinde CHP'ye de planda mutabakatı sağlama rolü düşmüştü. Başbakan Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu buluşmasına sinemacılar destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bölünmesinin yolunu açacak yeni anayasa sürecinde ortaya attığı akil adamlar planı için Erdoğan'la yaptığı görüşmeye destek veren sinemacılar arasında Tarık Akan, Rutkay Aziz, Cahit Berkay ve Altan Erkekli gibi isimlerin de imzası var. Yapımcı Baran Seyhan'ın hazırladığı öğrenilen bildiride CHP-AKP görüşmesinden umut duyulduğu ifade ediliyor. Ülkemizin 10 yıllardır süregelen en büyük sorununun çözümü yolunda iktidar ve ana muhalefet partilerinin yan yana gelmiş ve bir diyalog süreci başlatmış olmasından Türkiye'nin sinemacıları olarak duyduğumuz büyük umudu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bildiride bütün kesimlere çağrı yapıldı. Bu noktada yüreklerimizde beliren umut ışığının tüm diğer siyasi aktörleri de aydınlatması dileğiyle kendilerini sürecin dışına değil, içine yönelten tarihi adımlar atmaya davet ediyoruz. Bu toprakların her bir köşesinde yaşanan acıların son bulması ve ortak geleceğimizin inşası adına girişilen her türlü çabanın sonuna kadar destekçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Arasında Altan Erkekli, Arif Keskiner, Biket İlhan, Bülent Kayabaş, Cahit Berkay, Halil Ergün, Kadir İnanır, Levent İnanır, Mazlum Çimen, Mehmet Güler Yüz, Melike Demirağ, Mehmet Ali Alabora, Müjde Ar, Nur Sürer, Reis Çelik, Rutkay Aziz, Selda Alkor, Şerif Gören, Tarık Akan, Yavuz Bingöl, Yüksel Aksu, Zeki Demirkubuz var. Ve ayrıntı haberimize geçiyoruz. Dünden beri özellikle çarpıcı bir toplantı İstanbul'da Türk Asya Birliği TASAM'ın organizasyonuyla ana teması Asya zenginliğine yeniden kavuştu meselesiyle başladı. Şimdi oradan getireceğimiz çarpıcı röportajlar var. Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne diyalog ortağı olarak girmesi Avrasya ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdı. Yardımcı doçent doktor Barış Adıbelli, NATO üyesi Türkiye'nin örgüte alınmasıyla proje başarıya ulaştı dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Profesör Doktor Man Yuan Dongsa Türkiye'nin Şio'ya güç kazandıracağını açıkladı. Tamam. Çin son dönemlerin, özellikle son 20 yılın yükselen gücü için. Peki Amerika'dan farkı nedir? Tabii şimdi aslında böyle Amerika ile karşılaştırdığımız zaman Çin'i de Amerika ile aynı kategoriye koymamız gerekiyor ki acaba bunu yapmamız metodolojik için doğru mu metodolojik açıdan? Ama baktığınız zaman tabii Çinliler kendilerini aslında tanımlarken derin bir kültürel birikimin
modern yansıması olarak kendilerini tanımlıyorlar. Bu da tabii geçmişle geleceği ve bugünü birleştirdiler ve kendi ideolojileri içerisinde Çin'e özgü bir ideolojik yapıyla devam ediyorlar. Tabii burada Çinlilerin her zaman söylediği şey bireyi öne çıkaran, bireyin refahını, barışı, hatta Hu Jintao'nun göreve geldikten sonra ortaya attığı bir kavram var biliyorsunuz. Ahenkli toplum modeli diye. Ahenkli toplum modeli aslında çok yeni bir kavram değil. Konfüçyüs düşüncesi içerisinde ahenk çok önemli. Ve Çinliler buna inanıyor. Ve baktığınız zaman doğayla insan arasındaki o bir dengeden bahsederler hep. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırdığımız zaman tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar derin kültürel bir şeyi yok. Felsefesi yok en azından. Yani dünya politikasını Amerika belirli başlı somut ilkeler üzerinden değerlendiriyor. Mesela son dönem Amerikan dış politikasının soğuk savaş sonrası özellikle baktığınız zaman petrolü takip et, petrolü izle politikası olduğunu görürsünüz. Nerede petrol varsa Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik çıkarı orada. Tabii şimdi artık sanayileşmiş ülkeleri tabii zaman zaman bu petrole ulaşmak için, kaynaklara ulaşmak için uyguladıkları politikalar açısından eleştiriyoruz ama tabii bir şekilde de kaynak bulmak zorundalar ama bu kaynağı meşru yollardan bulmaları belki de bizim için önemli. Şimdi tabii Çin Amerika ile farkını biraz daha herhalde gelecekte göreceğiz. Çünkü ben şunu söylüyorum. Wen Jiabao'ya benzer bir soru biliyorsunuz CNN International'da soruldu. Bundan birkaç yıl önce süper güç olarak Çin adlandırılınca kendisi aynen şunu söyledi. Hayır dedi, Çin gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi. Belki fark burada. Hani Mao'nun o meşhur üç dünya teorisindeki yapmış olduğu sınıflandırma hatırlarsak Amerika ve o dönemin Sovyetler Birliği ya da sanayileşmiş gelişmiş süper güçlerin işgal ettiği kategoriden farklı bir sınıfta Çin kendisini görüyor. Bu çok ilginç bir şey yani süper güç olmaya aday olan bir ülke kendisini üçüncü dünya ülkesi olarak görüyor ve sanayileşmekte olan bir ülke olarak görüyor. Bence en büyük farkı bu. Yerindeliği bilmek ya da mütevazi olmak diyebiliriz. Peki Çin'in yayılmacılığından bahsedebiliriz. Evet, şimdi İngilizlerin bir ara bir böyle bir şeyleri oldu, iddiaları. Sinsi emperyalist dediler Çin'e. Onu da şu şekilde söylüyorlar. Çin işte Amerika Birleşik Devletleri veya diğer batılı güçler gibi sizi ağlatarak kaynaklarınızı almaz. Tam tersine yüzünüze gülerler. Ama bir yandan da kaynaklarınıza el koyarlar. Şimdi bunu Afrika için söylüyorlar. Yani Çin'in bu yayılmacı politikalarını Afrika için söylüyorlar ama burada evet Afrika'da Çin bir hizmet veriyor, bir hizmet alıyor. Kendisi öyle söylüyor. Yani biz Afrika'da karşılığını vererek arıyoruz. Yani petrol çıkıyorsa petrol ücreti ne kadarsa onu veriyoruz. Ama biz bu ücretin karşılığında inşaat sektöründe varız, altyapıda varız, yol yapımında varız, her yerde varız. Yani hiçbir şeyi zorla veya karşılıksız almıyoruz diyor Çin. Fakat Batı bunu tabii Çin'in yayılmacı politikası olarak gösteriyor. Çin şimdi herhalde şundan bu tip yerlerde koloni kuruyor. Çünkü bu bir Çin geleneklerinde, tarihinde olan bir şey. Kendi işini kendi işçileriyle yapıyor. Çünkü Çin'de de istihdam önemli, işsizlik önemli. Yılda neredeyse 18 milyon kişiye iş yaratmanız gerekiyor. İster istemez Çin yurt dışına açıldığı zaman bu istihdam alanlarında da kendi Çinli vatandaşlarını kullanacak. Bunu da yayılmacı olarak düşünülebiliyorsa o da onların takdiri ama bir başka görüşte Rusya'nın uzak doğu topraklarında Çinli nüfusun giderek artması. İşte bugünkü toplantılarda da biz bunları tartıştık. 1 milyon Çinli Rusya'da yaşıyor deniyor. Dolayısıyla şimdi işte her yıl 1 milyon Çinli gelirse işte önümüzdeki yıllarda Ruslar azınlığa düşecek. Hatta bir ara Rusya'da popüler bir deyimdi. Gelecekte Rus devlet başkanını Çinliler seçecek. Şimdi dolayısıyla böyle bir söylem var. Bu her büyüyen gücün karşısında olumlu veya olumsuz şekilde bu tip fikirler veya iddialar ortaya çıkabilir. Bu da çok normal. Ama burada Çinliler nereden bakıyor? O çok önemli. Çinliler açıkçası gülüp geçiyor bu tip söylemlere. Çünkü Çinliler çok sabit bir dünya görüşleri var. Ve o dünya görüşünden çok fazla da uzaklaşmıyorlar. Hele de Çin'i emperyalist bir ülke olarak nitelendirmek bir kere Çin tarihiyle çelişen bir şey. Çünkü Çin kendisini özellikle 1949 sonrası olan sürece bakarsanız hani emperyalizmin karşısında olan bir ülke olarak tanımlıyor. Bugün dahi tanımlıyor. İşte son Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde de aynı şeylere vurguda bulunuldu. Böyle olunca yani yayılmacılığı nereden baktığınız önemli. Günümüzde çünkü artık her yerde sünebiliyor bu tip şeyler. Evet. Son dönemde işte bildiğiniz üzere bu katıldığımız toplantı da bununla ilgiliydi. Asya'da bir entegrasyon, Asya Birliği. Bunu
Avrupa Birliği gibi acaba Asya'da da bir entegrasyon süreci başlayabilir mi tartışmaları vardı. Fakat şimdi şöyle iki görüş ortaya çıktı. Ya da iki görüş var Batı'da. Bir, Çin'i merkezine alan, yani Çin'in içinde bulunduğu bir entegrasyon. İkincisi ise Çin'i dışlayan bir entegrasyon. Şimdi Çin'i dışlayan entegrasyonun sesi daha yüksek. Fakat artık şunu anlamak gerekiyor. 21. yüzyılda Çin'i dışlayarak, Çin'i içine almadığınız hiçbir entegrasyon, işbirliği projesi, ittifak projesi Asya'da başarıya ulaşamaz. Geçmiş tecrübeler bize bunu gösterdi. Dolayısıyla bu entegrasyon içerisinde Çin olmak zorunda. Çin olmadan bir Kuzey Kore sorununu çözemezsiniz. Şimdi böyle bir entegrasyona gidebilmeniz için öncelikle Çin'in Japonya'yla, Hindistan'da, Güney Kore ile ve ASEAN ülkeleriyle olan birçok alandaki problemlerini çözmesi lazım. Şimdi bakın, çözmeden biz diyorlar birlik kuralım, birlik içinde çözelim. Bakın bu yanlışı Avrupa Birliği yaptı. Kıbrıs sorununu çözmeden Güney Kıbrıs Rum kesimini bünyesine kattı ve bugün görüyorsunuz siyasi bir açmaz içerisinde Kıbrıs konusunda. Şimdi benzer olay aynı şekilde Asya'da yaşanacak. Yani deniyor ki işte efendim Çin sorunu birliğin içinde çözsün. O birlik belki Avrupa Birliği gibi hayatiyeti de devam etmez. Çünkü Çin'in çekileceği bir birliğin birlik olmaktan çok Çin'e karşı kurulmuş bir ittifak şekline dönüşeceği açıktır. Dolayısıyla Asya'da birlik projesi eğer düşünülüyorsa bunun çok kapsamlı ve kapsayıcı bir şekilde gerçekten Asya'ya barış ve refah getirecek bir şekilde olması lazım. Aksi takdirde kurulacak her şey eğer içinde Çin yoksa Çin'e karşı kurulmuştur ve Çin'e rağmen kuracağınız hiçbir şey de işe yaramaz. İşte ben şimdi tarihsel şeyleri anlatmak istemiyorum ama burada bir Şangay İşbirliği Örgütü önümüze çıkıyor. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü bugün zayıflamış bir durumda değil. İşte 6-7 Haziran tarihleri arasında geçtiğimiz günlerde Pekin'de 12. zirvesini düzenledi ve gayet de güçlü bir şekilde ilerliyor. Afganistan gözlemci üye olarak kabul edildi. Türkiye diyalog ortağı olarak kabul edildi ve NATO üyesi Türkiye diyalog ortağı olarak kabul edildi. Bu çok önemli bir gelişme. Tabii bu gelişme Asya veya Avrasya dengesi içerisinde nasıl bir yansıması olacak onu önümüzdeki dönem göreceğiz. Şu anda erken ama çok önemli bir dış politika adımı olarak ben görüyorum Türkiye'nin bu adımı. Şimdi bunu şu şekilde değerlendirelim. Bakın Soğuk Savaş'tan sonra ortaya çıkan en önemli konu başlığı endişe Asya coğrafyasında, Avrasya coğrafyasında NATO'nun doğuya doğru genişlemesiydi. Bu bağlamda Afganistan önemli bir noktaydı. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra NATO'nun bu bölgeye gelmesi. Özellikle Çin'in çok rahatsızlığı vardı bu konuda. Şimdi gelinen noktada bir NATO üyesi Şangay İşbirliği Örgütü içerisine davet edilmesi ve oy birliğiyle, bakın bu çok önemli, hiçbir itiraz eden ülke yok, tam bir görüş birliğiyle kabul edilmesinin anlamı şu: Şangay İşbirliği Örgütü hiçbir üçüncü ülke veya tarafa karşı kurulmadığının, hatta NATO'ya karşı kurulmuş bir blok olmadığını da ispattır. Rusya ve Çin bunu sık sık vurgulamışlardı. Yani onlar şunu söylüyor: Şangay İşbirliği Örgütü gerçekten barışı bölgede tesis edecek, belki Asya'da kapsayıcı bir barışı tesis edebilecek yegane örgüttür. Asla NATO gibi bir askeri ittifak değildir, daha büyük bir projedir demişlerdi. Bugün Türkiye'nin oraya üyeliği ile birlikte bence bu proje gerçekleştirilmiştir. Bu tabii hem Şangay açısından bana göre çok önemli, hem de Türkiye açısından. Yani Türkiye'nin belki de Avrupa Birliği'ne üyeliği kadar önemli bir olay gerçekleşti ama henüz daha tam Türkiye'de bunun yansıması olmadı. Önemini tam fark edemedik Orta Doğu nedeniyle. Yeni dönemde Rusya-Çin ekseni yeni bir dış politikada yaşayabiliriz. Dış politik açılım yaşayabiliriz. Çünkü şu anda Orta Doğu konusunda oldukça sıkıştık. Dar bir alanda kaldık Suriye konusundan dolayı. Türkiye yeni bir hamle yapmayı istiyor. Bakalım geleneksel müttefikleri Amerika bu konuda ne diyecek? Çünkü Türkiye'nin ilk Asya hamlesi değil, ASEAN diyalog ortaklığına da üye olduk biz. Dolayısıyla Türkiye'nin müthiş bir Asya açılımı var. Umarım daha iyi şeylere doğru gidecek diye bekliyoruz. Tabii bunun stratejik bir açılım mıdır yoksa taktik bir gerek midir? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, Türk Asya Kongresi'nde
ortaya çıkan tablo hemen hemen bu eksendeki konular tartışıldı. Biz de biraz mercek tutmaya çalıştık. Sona doğru geliyoruz. Artık birkaç başlığı da sizlerle paylaşalım. Ajanslara yeni düşen başlıklarda önemli ne var ne yok. Hatırlayacaksınız Uludere tartışması özellikle New York Times'ın ortaya koyduğu haberle biraz alevlenmişti. Sanki ona benzer bir başka tartışmayı da Wall Street, Washington Post gündeme taşıyor gibi. Washington Post'un tanınmış yazarı yaptığı yorumda ABD Başkanı Barack Obama ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın ilişkiyi konu almış yazısında ve demiş ki hiçbir dünya liderinin Obama'nın yeniden seçilmesinden Başbakan Erdoğan kadar çıkarı olmadığı tespitine yer vermiş. Bakalım önümüzdeki günlerde buna tepkiler nasıl olacak? 4 artı 4 artı 4 için Anayasa Mahkemesi gündemde ve CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor. Hakkari'nin Yüksekova Lisesi'nde Anadolu Lisesi öğrencileriyle öğretmenleri arasında ders notları yüzünden çıkan kavgaya polis gaz bombası ve coplarla müdahale etti. 7 öğrenci hastanelik oldu diyor. Amerika'dan bir diğer haber aslında ayrıntıda saklıdır ya haber öyle bir şey. Günde ortalama bir asker canına kıyıyor. ABD ordusu intihar ediyor başlığıyla gelmiş haber. ABD ordusunda intiharlar arttı. Günde ortalama bir askerin canına kıydı Amerikan ordusu. Bu yolla Afganistan'dakinden fazla kayıp veriyor diyor haber. Ve hemen hemen önemli sayabileceğimiz başlıklar bu şekilde. Genelde medyada çiftçinin, ziraatçinin, tarımcının son durumu pek yer verilmez ama öyle bir haberle bütünleşmiş ki aslında fotoğrafa öbür taraftan baktığınızda çarpıcı gerçeği görüyorsunuz. Haber şöyle, süper ikramiye icralık çiftçiye çıktı diyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto çekilişinde ikramiyeyi kazanan iki kişiden birinin Bursa'nın bir köyünde çiftçilik yapan 66 yaşındaki Sami Durmuş olduğu iddia edildi diyor haberde. Milli Piyango İdaresi'nin şu an için bir başvurusu olmadığını ifade ediyor. Ancak kazandığı iddia edilen kişinin durumuyla ilgili tablo belki de birçok manzarayı ortaya koyuyor. Heceler Köyü Muhtarı Kerim Karabıyık, 3 çocuk babası Sami Durmuş'un uzun zamandır maddi sıkıntı içinde olduğunu, bir süre önce tarlalarını sattığını ve traktörünün de icralık olduğunu söylemiş. Söz konusu bayinin sahibi Osman Çalkılıç da kazanan kuponlardan birisinin kendi bayisinden yatırıldığını öğrenince çok sevindiğini dile getirmiş ve o da talihliyi beklediğini ifade edilmiş. Ancak şu an için Sami Durmuş ve ailesine ulaşılamadığı da ifade ediliyor. Ama çiftçinin son hali de sanıyoruz bu manzarayla bir kez daha ortadan çıkıyor. Ajanslar icralık çiftçiye 6.6 milyon çıktı şeklinde verse de haberi bir gerçekte dipten dibe gelişiyor gibi gözlemleniyor. Bu notlarla da akşamı tamamlamış oluyoruz. Yeniden birlikte oluncaya dek sizlere iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.